Merhaba dostlarım, merhabalar. Tavuk tavuğu dövüyor, sesi geliyor. Canlarım, dostlarım, arkadaşlarım, can bağlarım, merhaba. Hepinize merhaba sevgili dostlarım. Birkaç saattir kendimi böyle bir iyi hissediyorum. Yani başım ağrımıyor. Gerçi sabahleyin bir parol içtim ama bana bir takipçim zeytinyağı göndermiş. Allah razı olsun kendisinden. Kendini yaptığı bir zeytinyağıymış. Özel bir yağymış. Her sabah dedi aç karnına yarım çay bardağı iç dedi, onu içtim. Sonra benim emelim bana kına kına ve kırmızı çekirdekli üzüm vardı. Özel bir üzüm. Kına kına ve üzümü kaynatarak bana özel bir içecek yaptı bu kanlarım yükselsin diye. Koca bir su bardağı sabah bir de onu içtim. Ondan sonra bir de bu zeytinyağı gönderen takipçi muska göndermiş bana. Taktım. Şimdi geldiğimi iyi hissediyorum. Hangisi iyi geldi bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim sizlere. Ben size Hızır'ı gördüm biliyor musunuz? Hızır Aleyhisselam'ı. Tekrar görebilir miyim diye merak ediyorum. Şöyle anlatayım sizlere gerçekten. Eğer bulabilirsem resmini çekmiştim çünkü. Eğer bulabilirsem kapağa koyacağım o resmi ya da bir şekilde paylaşabiliyorsam videonun ortalarında bir yerlerinde paylaşacağım. Oğluma sorarım, o becerebilirse yapar. Şöyle anlatayım sizlere sevgili dostlarım. Yıllar önce 2010 senesi falandı sanırım. O senelerde ben taksicilik yapıyordum İstanbul'da. Bir gün bir müşteri aldım Taramya'dan. Müşteri de benim böyle devamlı arayan bir müşteri. Emlakçı dedi ki şimdi dedi sen dedi gel buraya dedi yabancı dedi misafirler var dedi Türk değil yabancı ona dedi Tarabya'da birkaç ev gezdireceğiz dedi gel dedi bana tamam dedim o da kendi arabasıyla geldi kalabalıktılar zaten işte benim arabaya da bir karı koca bindiler Tarabya tepelerinde sırtlarında çok güzel bir yere gittik bir ev ama nasıl güzel böyle of harika böyle içim gitti bayıldım o kadar güzel ki Allah sahibine bağışlasın. Deniz falan görüyor. Neyse ondan sonra sen dedi bekle biz dedi evi gezdirelim dedi. De yabancı dil konuşuyorlar. Senin de ineceğiz aşağıya dedi. Ama nasıl bir sıcak böyle. Acayip bir sıcak var. Kan ter içinde kalıyorum o kadar sıcak. Ondan sonra neyse arabada açtım klimayı oturdum. Şöyle aynadan bir baktım çöp konteynerleri var iki tane. Bir tane bir amca böyle sakallar bembeyaz böyle uzun. Üstünde gri bir işte cübbe mi diyorsunuz böyle uzun bir ayağında lastik işte lastik böyle ayakkabı gibi lastik giyiyorlar ya hani öyle bir şey. Ondan sonra başında da fesi beyaz bir böyle şey fes diyorlar herhalde var. Çöpleri karıştırıyor. Açmış kapaklarını o çöp konteyneri ama nasıl sıcak anlatamam size. Yani oraya ne koysam 5 dakikada erir öyle bir sıcak var. Öyle böyle sakin sakin o çöpleri karıştırıyor ki anlatamam sizlere. Üzüldüm. Hemen indim arabadan dedim ki hani herhalde yaşlı amca hani kafası yerinde değil. Gideyim uyarayım sakın oradan hani bir şey alıp da hani ağza çünkü böyle yemekli şeyler buluyor. Hani böyle kolimoli toplama gibi değil. Böyle bir izledikten sonra işte baktım yemekli bir şeyler böyle yenen bir şeylere daha çok baktığını görünce dedim ki herhalde karnı aç bir şey yemek istiyor. Orada karıştırıyor. Kafası da yerinde değil herhalde dedim. Hemen kalktım koştum yanına gittim. Merhaba amca dedim. Merhaba dedi güler yüzle bana. Amcacığım dedim sen ne yapıyorsun dedim. Bu niye dedim karıştırıyorsun çöpleri dedim. Ne arıyorsun dedim orada dedim. Dedi ki ben dedi bugünkü rızkımı arıyorum dedi. Karnımı aç karnımı doyuracağım dedi. Amcacığım dedim. Bu güneşin altında dedim. Buradaki dedim çöpler dedim. Yenir mi amca dedim. Bunun içindeki yenmez ki dedim. Hiçbir şey olmaz kızım dedi. Bir tane poşet çıkardı. Benim dedi canım dedi dolma istiyor dedi. Bunda dedi dolma vermiştir Rabbim bana dedi. Ama inanın var ya o an kafam çalışmıyor. Niyese anlamadım. Ondan sonra dedi ki bunda dedi dolma var dedi. Bırıttır dedi. Ben böyle hayrette kaldım. Öyle bir sakin sakin açtı ki oturdu kaldırma poşeti açtı. Gerçekten dolma. Biber dolması işte domates dolması birkaç tane sarma. Koymuşlar böyle sanki tabağa koymuşlar gibi tertemiz duruyor. Bir tane biber dolması yedi dostlarım bir tane. Başka da bir şey yemedi bana uzattı. Al sen de ye dedi. Ben dedim ki yok ben yemem amcacığım yemem.
Ama sen değil mi bak tehlikeli hasta olursun. Hiçbir şey olmaz dedi. Hiçbir şey olmaz dedi. Sen korkma dedi. Neyse koydu. Benim baktım tekrar karıştırıyor. Amcacığım ne arıyorsun dedi ki şimdi bunun üstüne güzel bir tatlı arıyorum dedi. Allah bin türlü belamı versin yalan söylüyor isem. Amca bir poşet aldı içkine. İçinden çıkarttı bağlı mağlı bir poşet. Abi bir açtı ki poşeti. Kerebiş tatlısı bilir misiniz? Mersin'in meşhur böyle Ramazanlarda iftarlarda falan yenir. Kerebiş tatlısı böyle fıstıklı üstü kaymaklı mı? Sakın dedim sakın amca sakın yeme dedim. Ne olur yeme sen bunu dedim. Bak bu kremalı kaymaklı bu bir şey dedim. Bu dedim bak bozulmuştur mahvedersin. Bak ölürsün amca. Hiçbir şey olmaz kızım dedi. Oturduk gene arkadaşlarım yine oturup bir tane kerebiş tatlısı yedi. Bir güzelce kapattı. Dedi ki bunu da dedi benden sonra gelenler dedi rızıklansın dedi. Abi güzelce koydu mu kenara. Ben şok. Şaştım kaldım. O arada oradan emlakçı da bağırıyor. Ben çöpün oradayım ya hadi gidiyoruz diye. Amca dedim seni dedim ben götüreyim dedim. Nereye gidiyorsan götüreyim ben seni dedim. Ben dedi çok uzakta oturum dedi. Böyle Üsküdar tarafları bir yerleri söyledi ama daha da böyle ilerli bir yerler söyledi. E nasıl geldin amca sen buraya? Beni dedi getirirler buraya dedi. Getirirler götürürler sen merak etme dedi. İnanın orada var ya inanın ki orada benim aklıma hiç böyle bir şey gelmedi. Yani kesinlikle o Hızır'dı. Ben onu yıllar sonra Hızır Aleyhisselam olduğunu anladım ve öğrendim şöyle. Benim işte Antalya'da bir akrabam var. Onun yanına oturmaya gitmiştim. Dayımın oğlunun oteli vardı. Yanında da çalışan bir çocuk vardı. Çocuk o kadar hoş sohbet bir çocuk ki böyle işte servise bakıyor, kahvaltı. Oturduk sohbet ediyoruz. Nereden konu açıldıysa çocuk başladı anlatmaya. Ha konu şuradan açıldı. Ben annemi kaybetmiştim o dönemde. Tabii çok üzülmüştüm. Oradan konu açıldı. Böyle işte ölünce hani şey olur ya böyle insan hani bir sevdiğini kaybettiği zaman böyle der ki nereye gitti? Ne yapıyor? Ben oraya git ben öldüğüm zaman onu görür müyüm? İşte annemi görür müyüm? Evladımı görür müyüm? Gibi böyle insana düşünceler girer bilirsiniz. Yani yakınlarını kaybedenler çok iyi bilir. Bu arada burası da çok sıcak. Böyle şey yaparlar. Ben de böyle konu nereden açıldı bilmiyorum. Bunları konuşmaya başladık falan. İşte o da bayağı bilgiliydi bu konuda. Sonra derken aklıma o amca geldi. Dedim böyle böyle bir şey oldu falan filan. Ah dedi ah dedi. Keşke dedi elinden dedi verdiğini yeseydin dedi. O dedi Hızır Aleyhisselam dedi. Bir kere gelir dedi insana dedi. Sen dedi o şansını kaçırmışsın. Ben dedim ki ben nereden bileyim dedim. Hem çöpün içinden çıkardı nasıl yiyeyim dedim. Ne bileyim dedim bilemedim dedim. Tüh tüh dedim. O dedi kesinlikle dedi nasıldı dedi. De, vallahi dedim resmini çektim dedim. Çünkü ben amcaya dedim ki amca senin resmini çekebilir miyim dedim amcaya. Çünkü tuhafıma gittiği için hani ne dese çıkıyor falan filan. Canı ne istese çöpün içinden çıkınca böyle ben de resmini çekmek istedim. Çektim. Çocuk orada bak ona bile dikkat etmemişim ne kadar dikkatsizim. Çocuk orada bana dedi ki resmini mi çektim? Bul dedi resmini nerede? Ben de o zaman Facebook'a atmışım resmi kaç sene önce. Buldum dedim ki ha işte dedim bu. Aa bir baktı çocuk. Eller nasıl biliyor musun? Pırıl pırıl. Tırnakların içinde gram pislik yok. O kadar çöp karıştıracak bir insan. O kadar sokaklarda gidecek, gelecek, bulduğunu yiyecek, sokakta şey yapacak. Elinde çok şey pislik olmayacak. O tırnaklar pırıl pırıl, tertemiz. Zaten yüz nur yüzlü arkadaşlar. Böyle bir şey yaşadım. Bilmiyorum aranızda yaşayanlar varsa böyle şeyler. Yorumlara yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Biz artık koskocaman bir aileyiz. Hep birlikte böyle birbirimize de cevap verebiliriz yorumlarda. Birbirimize de bir şeyler anlatabiliriz. Birbirimizi etiketleyerek. Çok güzel bir aileyiz biz. Bu arada bu konu böyle. Kemoterapiyi merak ediyorsunuz. Evet dün kemoterapi günümdü. Fakat dün doktorum kanım yükselmiş tromboflastim. Yani verebilecek durumdayım ama dedi veremem. Niye hocam dedim çünkü dedi kuduz aşısı oluyorsun. Bir de dün ayıptır söylemesi iki yanağımdan kalçamın iki yanağından böyle böyle içi serum kuduz serumu diye bir şey immüne bir şeymiş neyse adı onu yaptılar. Çünkü ben hani bağışıklığım düşük olduğu için kemoterapi falan aldığım için bunu dedi yapmak zorundayız dedi. Enfeksiyon doktoru ondan sonra bir de benim iki kalçamdan onu yaptılar. Dün kalçalarımın üstüne oturamadım dostlarım. O yüzden dedi ki seni bir hafta dedi erteleyeceğiz. Yani gene kemoterapim bir hafta ertelendi. Her işte bir hayır vardır diyorum Rabbime. Demek ki kemoterapi almamam gerekiyordu. Demek ki alırsam da kötü hissedeceğim.
belki daha kötü olacaktım. O yüzden gene ertelendi. Her şeyin hayırlısı nasip etsin Rabbim. Ben tabii bu aralar 2 gündür, 3 gündür Emeller'de kalıyorum. Akşamları gidiyorum oraya. Onlar çünkü misafiri geldiği için Emel'in Kırşehir'den geziyorlar. Ben de onlara ayak uyduramam, yorulamam. Bugün de tekne turuna gittiler. Ondan sonra onlar gezerken ben de evime geliyorum. Kedimle, köpeğimle, tavuklarımla, civcivlerimle, suyuydu, yemeğiydi. Onlarla uğraşıyorum. Akşam olduğu zaman şöyle güzel de bir bahçemi sularım. Ondan sonra tekrar Emeller'e giderim. Onlar da dönmüş olur zaten. Allah razı olsun Emel'den. Gerçekten buradan tanıdı. Sizin gibi bir takipçimmiş. Buradan tanıştık kendisiyle. İnternetten, YouTube'dan tanıştık. Kendisi de Akyaka'da oturuyormuş. Tesadüf. Ve havalimanında karşılaştık ilk. Yazışıyorduk yani, yazmıştı bana. Bana da uğra lütfen demişti. Birkaç mesaj atmıştı Instagram'da. Ondan sonra tabii ben de fırsat bulamadım hastane koşturmalarından, ondan bunda. Bir baktım İstanbul dönüşü yanımda oturuyor. İşte Allah'ım, Rabbim bana bu şekilde yardım etti. Emel'i de böyle yakınıma gelip oturttu uçakta. Ondan sonra şimdi de Emel bana çok güzel böyle şifa olacak şeyler yapıyor. İçecekler yapıyor. İşte kına kına ile üzüm. Ondan sonra akşamları gidiyorum, güzel böyle sofralar hazırlıyor. Yemekler yapıyor. Vitaminli şeyler yapıyor. Ben de bahçeden domatesim, biberimi topluyorum, götürüyorum. Sabahleyin güzel kahvaltı hazırlıyor. Beraber kahvaltı ediyoruz. Onlar gezmelere gidiyor. Sonra ben evime geliyorum. Böyle birkaç gün güzel geçiyor. İyiyim yani. Moral olarak iyiyim. Dediğim gibi bugün de başımın ağrısı biraz hafifledi. İnşallah yavaş yavaş tamamen terk eder bu ağrı. Başım ağrımasa şey olacağım. Daha dinç olacağım, kendimde olacağım. Mesela başım ağrıdığı zaman bu şekilde konuşamıyorum. Mesela telefon açıyorum, başım ağrıdığı zaman ben böyle konuşuyorum. İyiyim, siz nasılsınız? Mimik yapamıyorum. İyiyim, siz nasılsınız? Öyle böyle. Konuşamıyorum. Burama böyle, çünkü birazcık fazla konuşuyorum. Şurama bir şeyler saplanıyor. O yüzden maşallah şimdi iyiyim. İyi kendim, güzel de bir video çekeyim dedim. İşte salı günü gideceğim gene. Muğla Sıtkı Koç Manastırı'na gideceğim kemoterapiye. Bu arada da beni şeyden aradılar. Koç Üniversitesi Hastanesi'nden başhekimlikten aradılar. Bu benim paylaştığım videoyla ilgili bir araştırma, soruşturma başlatmışlar. Doktorla ilgili, doktorun yanındaki işte asistanın bana hani doktora sormadan alabilirsin ilacı falan dedi ya, kan şeyini. Onunla ilgili bir de benim ağzımdan duymak istemişler. Bana bu şekilde bir telefon açtılar. İlgileri hoşuma gitti. İyi. Tabii ki herkes işini düzgün yapsın. Mesela bir tane takipçim yorum atmış. Demiş ki işte Fatih Hoca demiş kardeşini kaybetti. Hem o var demiş, hem de çok iyi bir hocadır demiş. İyidir tabii ki, iyidir de. Kardeşini kaybetti, hem de demiş çok yoğun demiş, çok hastası var. Ben şunu söylemek istiyorum, mantıken şudur, atıyorum, beynimiz de bir yere kadar yani, biz büyük süpermenler, süper bunlar değiliz yani. Sen 10 tane atıyorum yani, 10 tane hastayla ilgilenebiliyorsan, beynin o kadarına yetebiliyorsa bir 11.yi almayacaksın. Almaman gerekiyor. Çünkü sen bir 11.yi aldığın zaman o aldığın 10 kişinin hayatını tehlikeye atıyorsun. Çünkü beynini çok yoruyorsun. Kafa dağılıyor. Her şeye yetişemiyorsun. Ay onu da alayım, bunu da alayım, onu da alayım dersen olmaz. Yetebildiğin, hayır bıdık sohbet ediyorum, başladın gene kıskan. yetişebildiğin yere kadar hasta almanı tavsiye ediyorum sevgili doktorum. Ki mutlu edesin. Ben de böyle kendimi terk edilmiş hissetmezdim. Terk edilmiş hissettim sayenizde. Fatih Hocam. Bir kenara atılmış hissettim. O yüzden de bunu söylemek istedim. Evet sevgili dostlarım, bugünkü videoyu böyle bitireyim. İnşallah Hızır gelir de. Yani bilmiyorum, belki de bunu bana o Hızır göndermiştir. Belki o zeytinyağını Hızır göndermiştir. Tanımıyorum çünkü kendisini. Belki o beni ısıran köpek. Yani bilmiyorum ki, her şey olabilir. Rabbimin mucizeleri bitmez. O yüzden ben böyle yine bir umutlandım, yine bir ümitlendim. Çok mutluyum. Siz de mutlu olun. İnşallah sağlıcakla kalın, mutlulukla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz.